rahmet, bereket ve mağfiret iklimi. Ramazan ayının habercisi. Berat Kandili Özel Yayını Hazreti Ali radıyallahu anh'tan naklen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala rahmetiyle dünya semasını kuşatır, o andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu? Ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Bir belayla müptela olan yok mu? Ona kurtuluş vereyim buyurur. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Kandiliniz beraatiniz olsun inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن كل أجل كتاب وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما وعنده بسم الله الرحمن الرحيم يا حامي In... السماء السماوات والأرض وما بينهما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه رحمة، بركة، ومعفرة إقليمي رمضان عيناً حبرجسي براد قنديلي، اوزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأغد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fil evveline vel ahirin ve bil mele'il e'la ila yevmiddin. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, çok kıymetli Camia TV seyircileri, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sevgili gençlerimiz, sevgili yavrularımız, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hicri 1441 yılı Berat kandilinizi canı gönülden, yürekten tebrik ediyorum. Hicri aylardan 8. ay olan Şaban-ı Şerif'in tam ortasında yer alan bu güzel kandili maddi ve manevi tüm ibadetlerimizle ihya etmeyi Rabbim bize müyesser eylesin. Bu konuda hepimizi muvaffak eylesin diye dua ediyorum değerli kardeşlerim. Bu kandile eriştirdiği gibi bizi daha nice kandillere Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetle, ağız tadıyla ve aile huzuruyla tekrar tekrar kavuştursun. İçinde bulunmuş olduğumuz şu zor ve sıkıntılı süreci imtihan kurallarına uygun bir şekilde davranarak, kırmadan, dökmeden, isyan etmeden, gerek sözlü gerekse fiili olarak maksadını aşan davranış ve sözlerde bulunmadan bu imtihan sürecini en güzel bir şekilde geçirmeyi sahili selamete çıkmayı Rabb'im bizlere ve tüm insanlığa nasip eylesin diye tekrar dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, elbette ibadet ve iyilik deyince aklımıza kandiller gelmemelidir. Kandillere gerekli önemi ve ehemmiyeti vereceğiz. Ancak imanı iyiliği ve ibadeti sadece kandillerden ibaret saymayacağız. Bizim bildiğimiz beş tane meşhur kandilimiz var. Bunların üç tanesi direkt peygamberimizle alakalı. Birisi Rabi'ül Evvel ayının on gecesinde idrak eylemiş olduğumuz Mevlid kandilimiz. Bir diğeri Recebi Şerif'in ilk cuma gecesinde idrak eylemiş olduğumuz Regaib kandilimiz. Bir diğeri Recep-i Şerif'in 27. gecesinde idrak eylemiş olduğumuz İsra ve Miraç kandilimiz. Dikkat edin, ne Kur'an-ı Kerim'de ne de hadis-i şeriflerde toplanın benim doğum günümü kutlayın veya veyahut regaib kandilinde Peygamber İzişan Efendimizin bir hesaplamaya göre ana rahmine düştüğü gün olarak, gece olarak söyleniyor. Regaib kandilinde toplanın, bu geceyi ihya edin. Veyahut da Recep-i Şerif'in 27. gecesinde ben İsra ve Miraç hadisesini yaşadım. Veyahut da Rabbim bunları bana yaşattı. Bu gecelerde camilerde toplanın, bu geceleri ihya edin diye özellikle bu üç gece içerisinde Peygamber Efendimizin biz ümmeti Muhammed'e herhangi bir emri ve ricası yoktur. Bu üç tane gecede Bizim alimlerimiz, bizim hocalarımız özellikle inisiyatif kullanmışlardır. Ve teku ileyhil vesile. Allah'a insanları götürecek, dine imana götürecek, İslam şuuruyla insanları şuurlandırabilecek vesileler arayın. Rabbimiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, özellikle şuurlu Müslümanlar olarak bizim bizden önceki ecdadımız, büyük hocalarımız çok güzel böyle iştihatlarda bulunmuşlar. Peygamber Efendimizin doğumunu konu eden, edinelim. Peygamber Efendimizin israsını ve miracını konu edinelim. İnsanlarımızı Allah'ın evlerine çağıralım, Allah'ın evlerinde onları ağırlayalım, misafir edelim. Peygamber Efendimizin bir Rasul olduğunu, Nebi olduğunu, mesajları olduğunu, özellikle insanların insanlıktan çıktığı, dini imanı bir tarafa attığı, dinini ve davasını bıraktığı şu günlerde insanları camilere çağıralım, ayetlerle onları buluşturalım, hadislerle onları buluşturalım, İslam'ın emirlerini, İslam'ın yasaklarını onlara tekrar anlatalım, onlara bir format atalım. Çok güzel yapmışlar ve kandilleri bizim insanımız gerçekten özlemiştir, özlemiyle yaşamıştır. Kandilleri hiya etmişlerdir. Fakat değerli kardeşlerim bu beş kandilden dördüncüsü olan Berat kandilinin bir diğeri de Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesine tekabül eden Kadir gecesinin çok önemli şer'an ehemmiyeti vardır. Malumunuz Kadir gecesi hakkında Rabbimizin bizzat üzerine sure indirdiği büyük bir kandil gecesidir. Üzerine bunun sure indirmiştir. Önem ve ehemmiyeti üzerinde durmaya gerek yok. Onu zaten Kadir Gecesi'nde ortaya koyacağız. Bizim bugün özellikle üzerinde durduğumuz ve hepinizin katılımlarıyla her şeyi bıraktınız. Şu an Berat Kandilini ihya etmek maksadıyla televizyonlarınızın başına geçtiniz. Ellerinize musaflarınızı aldınız. Bu geceyi kandillere katran dökerek değil, gerçekten bu geceyi ihya edelim diye televizyonların başına geçtiniz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, beratı anlamaya mecburuz. Berat kandilinin Peygamber Efendimizin diliyle bize ne anlatmak istediğini anlamaya mecburuz. Peygamber Zişan Efendimiz diyor ki şaban Şerif'in yarısına gelindiği zaman İdeken eleyle nısfı min Şaban şaban Şerif'in yarısına geldiğimiz zaman nısf yarı demek insaf da buradan geliyor. Mesela sadece kendini düşünen insana insaf et derler. Yani yarısını bana ver yarısını da sana ver. Bölüşelim demektir. Nısf-ı Şaban kitaplarımızda Şaban'ın şerifin yarısı işte buna Berat Kandili denmiştir. Allahu ila ibadih. Allah kullarına muttali olur. Tecelli eder. Rahmet, mağfiret ve merhamet nazarıyla onlara bakar. Feyagfiru lehum. Onları affeder. Şimdi istisnalar geliyor. İlla limuşrikin müşriki affetmez. Ev münafıkın, münafıkı affetmez. Ve müşahin, birbirlerine kin tutan, nefret içerisinde olan, birbirlerine affetmeyen kimseleri de Allah affetmez. Hadis-i şerifin diğer versiyonlarında, mesela bunlardan birisi, el aqu li velideyh, anne babasına isyan eden kimseler. Bir diğer şık, müdminül hamır, içkiye müptela olan içki tiryakisi kimseler. Değerli kardeşlerim, kısaca bu gece affolmak istiyorsak eğer, önce samimi bir şekilde, sadık bir şekilde, sadece dilden değil, dibden gelen yalvarış veya karışlarla Rabbimize iltica etmek zorundayız. Dünyada ilticanın kuralları var. Hiçbir kimse bir başka ülkeden şu ülkeye geldiği zaman direkt iltica edemiyor. İltica edebilmek için kaydeler var. Bir takım kağıtlar var, kürekler var. Buralarda oturum alabilmesi için ona şart koşulan birçok şartlar var. Biz de Rabbimize iltica etmek istiyorsak, ona yalvarmak, ona yakarmak, daha önce işlemiş olduğumuz birçok binlerce günahımıza sünger çekmek, özellikle bu gecenin yüzü suyu hürmetine affolmak istiyorsak, Rabbimize söz vereceğiz. Estağfirullah el-azim. Bunu dilimizden düşürmeyeceğiz. Ya Rabbi ben yaptım, sen yapma. Senin rızana muayir yani ters, ben çok günahlar işlerim. Ne olur Allah'ım beni affet, Özür diliyorum senden demektir. Estağfirullahalazim Arapçasıdır. Daha önce işlemiş olduğum günahlarımdan özür diliyorum Allah'ım. Bu da Türkçesidir. Değerli kardeşlerim bir insanın Rabbinden tövbe edebilmesi için ağzından çıkanların mutlaka kulakları tarafından duyulması gerekir. Ağzından çıkanları kulaklar işitmesi gerekir tövbe estağfurullah diyerek bir insan sadece tövbe etmiş olmaz. Bir insan bu gece Allah'ına yemin edecek. Şu ana kadar işlemiş olduğu hangi günahlar varsa ona yürekten pişman olacak. Ben size soruyorum. Şimdiye kadar işlemiş olduğu günahlarına bir insan yürekten pişman olsa, canı gönülden pişman olsa, yüzü kızarsa, ağlasa, bir daha bu günahları işlemeye cüret edebilir mi? Cesaret edebilir mi? Bu günahları işlemeye yeniden kalkışabilir mi? Eğer kalkışıyorsa, tevbe ettim Allah'ım. Özür dilerim Allah'ım. Estağfurullah. Allah'ım, bu ifadelerin altı boş demektir. Bu ifadelerde riya var demektir. Bu ifadeler ağzımızdan çıkan kulağımızın duymadığı ifadelerdir. Değerli kardeşlerim, düşünün. İki arkadaş Türkiye'ye izine gitmek için üç numaralı otobana girdik. Beraber yola çıktığımız arkadaşı bakıyorum. Önümde yok, arkamda da yok. Dakikalar ilerliyor. Beş dakika, on dakika, yirmi dakika oluyor. Hala 3 numaralı otobanda göremiyorum. En son telefon ediyorum. Diyorum ki Ali, sen neredesin? Hiç önümde gözükmüyorsun, arkamda da yoksun. Yanlış yolda mı gidiyorsun acaba diye. Arkadaşım bana diyor ki, "Yo" diyor, "Ben de doğru yoldayım." diyor. "3 numaralı otobanda gidiyorum." diyor. Tekrar bekliyorum sabırla. Yine yanında göremeyince bir daha telefon ediyorum ve ona diyorum ki, Kardeşim Ali bana söyleyebilir misin? Otobanın üzerindeki levhalarda ne yazıyor? Bana bunları bir okuyabilir misin? Biz 3 numaralı otobana girdik. Richtung, Würzburg veyahut da Münih üzeri Türkiye'ye doğru gitmek isterken arkadaşımız bir de bana ne görelim levhayı okuyor. Limburg Köln yazıyor diyor. Ben de kendisine diyorum ki Ali'ciğim evet sen 3 numaralı otobana girmişsin ama yanlış istikamete doğru seyrediyorsun. Derhal dönmen lazım. Bakın benim kardeşim Ali gittiği yolun istikametin yanlış olduğunu öğrenince direksiyonda şöyle yapıyor. Tövbe ya Rabbi estağfurullah, tövbe ya Rabbi estağfurullah, tövbe ya Rabbi estağfurullah. Elini yüzüne sürüyor. Yine yanlış istikamette gitmeye devam ediyor. Ben tekrar kendisini arıyorum. Ali diyorum artık istikametini düzelt. Sen yanlış yolda gidiyorsun. O tekrar madem ben yanlış yolda gidiyorum. Tekrar ellerini kaldırıyor. Ve şimdi daha derin tövbe istiğfara başlıyor. Diyelim cemi cümle günahlarımıza tövbe ya Rabbi estağfurullah. Değerli kardeşlerim. Fiilen biz yanlış yolda gittikten sonra Ağzımızla tövbe etsek bir şey yazar mı? Bu kardeşimiz derhal en yakın Ausfurt'tan dışarı çıkmalı. Bir U yapmalı. Üç numaralı otobanın Münih istikametine doğru girmelidir. Girdikten sonra en yakın Rastof'a yani dinlenme tesislerine arabayı çekmek ve orada yatmak. Orada çay demlemek, orada mola vermek, hatta bahçe ekmek, biber bellemek. Bunlar da bizim işimiz değil. Biz açığımızı da kapatmak için, önümüzdeki insanları yakalayabilmek için hızla doğru yola girdikten sonra da o dost doğru yolu yürümemiz gerekir. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Rabbimiz her gün her rekatta okumuş olduğumuz Fatiha suresinde bakın bize ne öğretiyor. İhdina sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim vel addalin İhdina sıratal müstakim Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. O o yol ki kendisine nimet verdiğin peygamberlerin yoludur. Kendilerine öfkelendiğin, yoldan sapanların yolu değildir. Demek istediğim şudur. İhtina sıratal müstakim, Ya Rabbi bize dost doğru yolu göster. Ayeti kerimede şöyle de diyebilirdi. İhdinel cenneten ne'im. Ya Rabbi bizi gözlerin görmediği, kulakların hiç işitmediği kafalarında, kafasında henüz şimdiye kadar canlandıramadığı sonsuz nimetlerle dolu olan naim cennetlerine bizi ilet. Naim cennetlerine bize götür. Böyle de olabilirdi belki ama böyle değil. İhtin el cenneten naim. Bizi naim cennetlerine ilet demiyor ya. İhtina sıratal müstakim. Bizi ucu cennete çıkan Sıratı müstakime ilet. Bize Rabbimiz böyle dua öğretiyor. O zaman yola çıkmak, yolu bize göstermek Rabbimizin bize bir lütfudur, bize bir inayetidir, bize bir yardımıdır. Hatta bir insan büyük bir şehrin sokaklarında kaybolsa, zifiri karanlık olsa, yağmur yağsa, navigasyonu da olmasa şöyledir. Yol yürümek ne ki? Hele şu otobana bir çıkaydım. Hele şu otobanı bir bulaydım. Saatler oldu. Hala daha bu karanlık şehrin, bu büyük şehrin ara sokaklarında dolaşıp duruyoruz. Ben ah otobana bir çıkabilsem ondan sonrası kolay deriz. İşte değerli kardeşlerim bin bir tane şeytanların yol çizdiği, şeytanlaşmış insanların yol çizdiği şu dünyamızda Rabbimizin bizi ucu cennete çıkan bu İslam yoluna sokması, İslam yoluna bizi götürmesi, göstermesi en büyük nimetlerden biridir. O zaman yolu göstermek Allah'tan bu yolu gözümüz caymadan, korkmadan ve asla geriye bakıp geriye kaçmadan cesurca ve fakarca sabırla sebatla yürümekse bizdendir. Yolu göstermek Allah'tandır. Bu yolu caymadan, sağa sola bakmadan, kaza bela yapmadan imanla, ibadetlerle, iyiliklerle, ihsanla ve ihlasla yürümekse bizdendir değerli kardeşlerim. O zaman şöyle söylüyoruz. Biz Müslümanların vizyonu cennettir. Vizyon batıcı bir kelimedir. Arap dilindeki karşılığı erru'yetül be'idetül halidetü demektir. En uzakta en ölümsüz yerleri görebilmek, görmeye çalışmak demektir. Vizyonumuz cennettir. Yani en uçtaki, en uzaktaki hedefimiz Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetinde de Allah'ın cemalidir. İnnellezîne âmenû ve âmilus sâlihâti lehum cennetun'neîm. Altı şarta iman edenler, mümin olanlar ve âmilus sâlihâti en az beş şartı da hiç tembellik ve tereddüt etmeden yerinde ve zamanında sadece ifade eden değil sadece ifade eden değil ifa eden yerine getiren müslümanlar için dikkat edin sadece müminler için değil müslüman müminler için bugün yeryüzünde 2 milyar ben de müminim diyen var 2 milyar altı şarta iman ettim diyor amen okuyor ve yerinde oturuyor veya yatıyor bu 2 milyar içerisinden sadece 500 milyonu değerli kardeşlerim sadece müminlik değil de Müslüman müminliğe soyunmuş Allah'ın emirlerini hiç tembellik ve tereddüt etmeden ifa ediyor. İfade değil. İfade altı şart oluyor. Ama biz ifadan bahsediyoruz. Bugün ben üzerinize alınmayın ama Hayatta birçok kardeşime namaz kılıyor musun diyorum, inanıyorum diyor. Oruç tutuyor musun diyorum, e, sadesiz mi diyor, biz inanıyoruz diyor. Hacca gittin mi diyorum, inanıyorum diyor. Zekat verdin mi diyorum, inanıyorum diyor. E değerli kardeşlerim, bunlara, bunlara biz sadece inanacak mıyız, ifade mi edeceğiz? Yoksa ifa mı edeceğiz. Elbette ifa edeceğiz. İnandığımız değerlerin arkasında duracağız. İman ve inanç bir iddiadır. Bu iddiamızın altını dolduracağız. Bu iddiamızı ispat edeceğiz. Test ve tespit. Bugün koronavirüsünü de test ediyorlar, sonra tespit ediyorlar. Allah'ım bizi ibadetlerimizle Allah'ın bizi iyiliklerimizle test ediyor. Sonra bizde iman var mı yok mu o tespit edilecek elbette. İşte vizyonu cennet olan, misyonu da yani görevi de bu cennet yolunda dev adımlarla düzgün değişen doğru hareket. Ne demek düzgün değişen doğru hareket? Peygamberimiz öyle söylüyor. Bugün de bir adım attın yarında bir adım. Bu asla cennete ulaşamaz diyor. Bu ziyan etmiştir, bu kaybetmiştir. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor. Ben bugün bir adım attıysam bu cennet yolunda yürürken yarın mutlaka iki adım atmam gerekir. Yarın iki adım attıysam öbürsü gün mutlaka üç adım atmam gerekir. Böylelikle bu yolu ancak kestirebilir. Vizyonumuz cennettir. Misyonumuzsa o cennet yolunda yürümektir. Lehum cennetün ne'im. Hedefine cenneti koyan ve bu cennet yolunda da bıkmadan, usanmadan, sevgiyle içinden gelerek yürüyen kimseler için gözlerin görmediği, kulakların şu ana kadar iş işitmediği, kafaların da şu ana kadar henüz kafasında canlandıramadığı naim cennetlerini vereceğiz. Halidine <laughs> fiha orada ebediyen ölümsüz bir şekilde kalacaksınız. Ve adallahi hakka bu Allah'ın size vermiş olduğu bir haktır. Bu Allah'ın size vermiş olduğu bir sözdür. Sizin birbirinize verdiğiniz, işinize gelmeyince de caydığınız sözler gibi değildir ve Hüvel azizul hakim. O gerçekten güçlüdür. O gerçekten her hükmünün altında binlerce ince hikmeti sırrı olan Allah'tır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bugün madem berat kandili ise, bugün berat gecesi ise, bugün hep beraber bir mahkemede duruşmadayız. Berat edeceğiz. Yarınlara güvenli bakmak istiyorsanız, bu cennet yolunda daha güvenli yürümek istiyorsanız mutlaka bu akşamki duruşmada beraat etmek zorundayız. Bir adam da mahkemede durduk yere beraat edemez değerli kardeşlerim. Delilleri güçlü olması gerekir. Şahitleri sağlam ve sadık olması gerekir. Kendisini bir insan iyi ifade etmesi gerekir. Hatta mahkemedeki duruşuna iyi haline bile bakıyorlar ona göre karar veriyorlar. İnşallah delillerimiz çok güçlü olacak. Allah'a ben inanıyorum ama delillerim olacak. Yerden delillerim olacak. Gökten delillerim olacak. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah'ın varlığı Allah'ın birliği ile alakalı. Bizim kendi çabalarımızla ha işte ben inandım. Ben şimdi iman ettim. Benim Allah'ım vallahi de var, billahi de var diye derin dalışlar yapıp sonunda da çok ciddi bulgularla delilleriyle beraber Rabbimizi bulur da iman edersek ibadetlerimiz o zaman daha güçlü oluyor değerli kardeşlerim. Şahitlerimiz kimler şahitlerimiz? Biz birbirimizin şahidi olacağız. Sen bana şahit olacaksın. Ben sana şahit olacağım. Eşim bana şahit olacak. Ben eşime şahit olacağım. Anam babam bana şahit olacak. Ben onlara şahit olacağım. Arkadaşlarım bana şahit olacak. Onlar bana şahit olacak. Ben onlara şahitlik yapacağım. İşte cemaat olmak budur. Birisi vefat eder de 40 insan onun arkasından iyi bilirdik diye şahadette bulunursa diyor Peygamberimiz. Allah iyi bilirdik diyen o kırk kişinin şahadetini yerde komaz. Onları mahcup etmez. Onların dediğine göre tecelli eder. Onların yüzünü kızartmaz. İşte camilerimiz, cemaatlerimiz, saflarımız, üyelerimiz ve tüm teşkilatlarımız. Mahkemede ben şahidim. Bu adam bunu yapmadı diyebilmek, bizi aklayabilmek için delillerimizin yanında şahitlerimizin de şahadeti bizi belki de ipten alacak, bizi urgandan alacak. Çok değerli kardeşlerim, bu geceki büyük duruşmada beratını almayı Rabbim hepinize, hepimize nasip eylesin. Daha nice böyle kandillere, böyle mübarek gün ve gecelere hep beraber Rabbim bizi ulaştırsın. Recep-i Şerif'te bir gün oruç tuttunuz. Benden size bir tavsiye değerli kardeşlerim. Şaban-ı Şerif'te de mutlaka üç gün oruç tutun. Sadece berat gecesi, berat gündüzü diye bir gün oruç tutmak diye bir şey yok. Peygamberi i Efendimiz'in ölümsüz bir hadis şerifi var. Evsani halili dostum Allah'ım bana vasiyet etti. Neyi vasiyet etti? Selasete eyyem min Her ayın tam ortasında üç gün oruç tutmayı. en ala vitrin. Bir de mutlaka uykudan önce tek rekatlı yani üç rekatlı bir namaz kılmayı. Ve salatet duha bir de duha namazı kılmayı. Bu hadis-i şeriften de anladığımız gibi değerli kardeşlerim. Ben size Şaban-ı Şerifin 13'ünde, 14'ünde, 15'inde tutamadıysanız 15, 16, 17'sinde tam ortasında 3 gün oruç tutmanızı tavsiye ediyorum. Recep'te 1 gün, Şaban'da 3 gün, Ramazan'da ise 30 gün. Orucun Recep'te çıraklığını yapacağız. Şaban'da kalfalığını yapacağız. Ramazan'da ise hep beraber ustalığını yapacağız. Rabbim'den niyaz ediyorum ve Rabbime ısrarla dua ediyorum. İnşallah bu veba ve bela tehlikesi çabuk savuşacak. Hep beraber camilerimizle buluşacağız. Safında, lafında değil, safında Müslüman olacağımız günlere hep beraber gideceğiz. Allah bizi sınıyor. Rabbim bizi imtihan ediyor. Bu imtihanı inşallah hep beraber alnımızın akıyla geçeceğiz. Bir de şunun üzerinde durmak istiyorum kısaca. Bugünlerde hiç ummadığım kardeşlerimizin çok güzel serzenişlerine şahit oluyorum. Camiler bir açılaydı. Mihraplar, minberler, kürsüler bir coşsaydı. O çok sevdiğimiz camilerimizin lokallerine gideydik. Arkadaşlarımızla beraber çaylarımızı bir yudumlayaydık. Daha önceden hiç o kıymet vermediğimiz mihraplarda hocalarımız okuyor, minberlerde, kürsülerde vaaz ediyordu da hiç tenezzül etmiyorduk. Şimdi ah vah demeye başladık. İnşallah değerli kardeşlerim bu bekleyişimiz fazla uzamaz. Elimizde mer ne büyük nimetler varmış. Mihraplar nimetmiş. Vaazlar nimetmiş. Saflar nimetmiş. Camilerimiz, teşkilatlarımız en büyük nimetmiş. Kadri kıymetini bilemedik. Eğer belki de daha da kendimize gelmezsek, nihai olarak bile bunları Cenab-ı Allah elimizden alabilir. İşte, beraatımızı gelin taşlandıralım. Allah'ımıza tövbe edelim. Görünen, görünmeyen şu ana kadar işlemiş olduğumuz, Küm günahlarımızı hep beraber tövbe edelim. Bir daha o günahları işlememeye yemin edelim. İşte hocam biz Avrupa'dayız. Burası nere? Bu kadar günahlar olabilir. Asla böyle yapmayacağız. Peygamberimizin döneminde de adını saydığınız o günahların hepsi vardı. Diğer peygamberler döneminde de günahların hepsi vardı. Sadece günah işlenmeyen dağ başında yaşamak değil. Şehirlerin tam ortasında sosyal bir adam olarak yaşamak ve o günah çukurlarına ve mayınlarına basmadan yürümek maharet budur. Ateşin içerisinde olmak ama Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi yanmamak maharet budur. İnşallah bunu başaracağız. Nimetler elimizden gittikten sonra hay vah tüh diyerek ya hasreten alel ibad. Daha önce yapmadıklarımıza hicran ve hasret içinde olmayacağız. Elimizde bulunan nimetlere sımsıkı yapacağız. Kadru kıymetini bileceğiz. Maddi ve manevi yükümlülüklerimizin arkasında olacağız. Yüksünmeden, kaçmadan, korkmadan ucu cennete çıkan bu yolda yürümeyi hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz değerli kardeşlerim. Önümüzde Ramazan programlarımız olacak. İnşallah her akşam sizlerle çok değişik birbirinden güzel hocalarımız evlerinize misafir olacak. Günlerimizi, gecelerimizi, kandillerimizi hep beraber ihya edeceğiz. Sözlerimin sonunda kandilinizi tekrar tebrik ediyorum. Bu gece beraat edenlerden, beraat belgesini eline alan cennetliklerden olan kullardan hepimizi Rabbim eylesin. Hepinizin yedi cettine rahmet okuyorum. Aramızda ne kadar hastamız, Hassas olanımız varsa Rabbim şifa versin. Kızı, oğlu, geleni, damadı, akrabalarıyla başı dertte belada olan nice kardeşimiz varsa Allah'ın bu gecenin yüzü suyu hürmetine onların dertlerine, sıkıntılarına devalar ve dermanlar versin. Ağır borçlara gitmiş, iflas etmiş nice kardeşlerimiz varsa onlara hayırlı ödeme kolaylıklar ihsan eylesin. İçimizde bulunan, dünyayı kazıp kavuran bu vebadan, bu beladan, bu virüsten, bu taundan Allah'ın bizi hafif sıyrıklarla atlatsın inşallah. Başımızdan bu belayı çabuk savsın. Bizi tez zamanda camilerimizle, cemaatimizle buluştursun. Tüm insanlığa huzur diliyorum. Sıhhat selamet, afiyet diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaldıkları şu ev, sizlerin emanetlerinizi biz buraya getirdik. Bunlara inşallah sizlere emanetleriyle, zekatlarınızla ev yaptıracağız. Ve bu ev yapma işi bugün bizden sonra inşallah start verip başlanacak. En kısa zamanı teslim edilecek ve bunların kalmış olduğu evin koruması hiç yok. Şu gördüğünüz yerlerden rüzgar geliyor. Zaten saçla kapatmışlar, tenekeyle kapatmışlar bu şekilde mutfak olarak sade burayı kullanıyorlar. Yani mutfak demeye şahit lazım. bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayının habercisi Berat Kandili özel yayını dünya ilahel alemi Leyleyeyim dünyayı bana Allah'ım gerek Gerekmez masivayı bana Allah'ım Ehli dünya dünyada ehli ukba ukbada Her biri bir sevdada Bana Allah'ım gerek Bana Subhan'ım gerek Bülbül bül güle karışı zar Pervaneyi yakmış tanır. Her kulu dersten can gider Savlı sen bil ganimet gönlünü Allah'a ver çağrılır kabre girersin ah kabre girersin Sonra bu meydan gider Var mı hiçbir fetki bulmuş intizamı alemi Bakma dünya işidir bu daima Dost gider, düşman gider, alyar gider, ihvan gider. Hazır ol mebte kelami, gafil olma. Bir nefes dost gider, düşman gider. أغير جدار إخوان جدار مدد يا يا أرحم الراحمين سوديم سنبان سمي لا يكدي سوديم bir benzeri yok herkese faik diye sevdim kurbanın olan aleme rahmet diye mutlak övmüş de yaratmış seni halik diye sevdim Allah ile birlikte ana ismini dinler. Sen Rabbine Rabbin sana aşık diye sevdim. Her hasretin insanlar için en güzel örnek. Her sireti Kur'an'a mütehaz diye sevdim. Vadi demin ahdü sabatında kabidin. Ahlakı güzel Kavlide de sadık diye sevdim. أي مفخر يا علم سانيرهم الله زلدان شفاء في مدح زكدي يا سمدي يا يا طبيب القلوب bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayının habercisi Berat Kandili özel yayını Amin Allahumma inna nahmeduka hamden nabiyin ve hamdal mursalin ve hamdal muttaqin ve hamdal abidin وحمد الحامدين وحمد التائبين وحمد الراكعين وحمد الساجدين وحمد الخاشعين وحمد القانتين وحمد الراسخين وحمد المخلوقات اجمعين يا رب لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد بعد الرضا لك الحمد ابدا ابدا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله وعلانيته وسره انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ارحم الراحمين سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بلا عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق واحصاهم عدد سبحان الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة إلهنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والوباء كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيطَانُنَا يَاسِين سَقْفُنَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِم مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ في لوح محفوظ اللهم لا تدع لنا هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا اسيرا الا فككت اسره ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا طالبا الا نجحته، ولا ميتا الا رحمته، ولا هما الا فرجت فرجته، ولا معسرا الا يسرته، ولا مبتل الا عفيته، ولا ظالما الا قصمت ظهره، ولا ظالما الا قصمت ظهره، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا دعاء الا اجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا، إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم رحيم رؤوف تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم رحيم رؤوف تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لامه محمد اللهم انصر امه محمد اللهم ارحم امه محمد اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر اخواننا المظلومين والمنكوبين في كل مكان يا رب العالمين يا الهنا تحصنا بذي العزه والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا 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 على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الكورونا والوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير اللهم انا نستودعك بلادنا واهلها وكبارها وصغارها رجالها ونساءها شبابنا وبناتها ارضها وسماءها فاحفظها يا رب فاحفظها يا رب فاحفظها يا ربنا الامراض والاوبئه يا رب لا حول لنا ولا قوه الا بك فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. يا اله العالمين ويا رب العرش العظيم شو مبارك هايلرن üç ayların içerisinde rahmet, mağfiret ve bereket sezonunun içerisinde Recep-i Şerif'i geride bıraktık. Habibin Muhammed Mustafa'nın Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belligna ramadan duasıyla dua ediyoruz. Ya Rabbi geçirmiş olduğumuz Recep-i Şerif'i idrak etmiş olduğumuz şu mübarek Şaban-ı Şerif'i ortasına ulaşmış olduğumuz Berat gecesine ulaşmış olduğumuz şu mübarek gecemizi hakkımızda hayırlı ve mübarek eyle. İlahi gölgesi üzerimize düşen Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda ilahi hayırlara vesileyle, huzura vesileyle, salaha vesileyle, falaha vesileyle, birliğe vesileyle, dirliğe vesileyle, kurtuluşa vesileyle, kardeşliğe vesileyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin bizi kendinden başkasına taptırtma Ya Rab. Bize kötülükler yaptırtma Ya Rab. Bizi kötü yollara saptırtma Ya Rab. Bizi delalette, cehalette bırakma Ya Rab. İmansız, İslamsız, Kur'ansız bırakma Ya Rab. Ya Rab, Kur'an şuuru ver bize Ya Rab. Kalp huzuru ver bize Ya Rab. Aile süruru ver bize ya Rab. Ümmet ruhu ver bize ya Rab. Sabi duruşu ver bize ya Rab. Hazreti Ebu Bekir'in sadakatiyle hayata bağlanmayı bizlere nasip eyle. İlahi bütün işlerimizde Hazreti Ömer'in ölçüsü adaletle duruş yapmayı, hayatımızı güzelleştirmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rab. Haya ve edep abidesi olan Hazreti Osman'ın duruşuyla, haya duruşuyla hayatta durmayı bizlere nasip eyle Ya Rab. İlahi Hazreti Ali Efendimiz'in ilim ve şecaatini bizlere nasip ve müyesser eyle Ya Rab. Ebu Ubeyde'nin o büyük emaneti emin olan, ümmetin emini olan o güzel insanın duruşuyla hayatta durmayı bizlere nasip ve müyesser eyle. O yalnız yaşadı, yalnız ölecek, ve yalnız haşrolacak Habib-i bin Muhammed Mustafa'nın buyurduğu Ebazer'in duruşuyla, yiğit duruşuyla, kıyam duruşuyla ya Rabbel Alemin hayatta durmayı bizlere nasip ve müyesser eyle. Bütün asırlara, bütün çağlara, bütün nesillere asrı saadetten sadasını, nidasını yükselten o kutlu çağrı ezanı bütün sahabe-i kiramın kalplerine nakşeden ve onun öncesinde sana imanla Ümeyye bin Halefe bütün ilahi zalimlere meydan okuyan Ehad, Ehad, Ahad çağrı ve nidalarıyla semaları inleten ve bugün kalplerimize ve kulaklarımıza nidasını duyuran Bilal'in duruşuyla hayatta durmayı bizlere nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Sahabe-i kiramın özelliklerini, güzelliklerini günümüze taşımayı, günümüzü gecemizi o yıldızların aydınlığıyla aydınlatmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rab. Ya Rabbi yeniden cumalara, yeniden camilere dönmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Günahlarımızı döken, derecelerimizi yücelten camilere atmış olduğumuz adımları özledik. İlahi yeniden bizlere nasip ve müessere ile ya Rabbi kusurlarımız hatalarımız sebebiyle bizden yüz çevirme Allah'ım. Bizi sahipsiz bırakma Allah'ım. Yan yana durup saf tuttuğumuz, birlikte secde etmiş olduğumuz cemaatten bizleri mahrum bırakma Allah'ım. Mekke ve Medine'nin nurundan bizleri mahrum bırakma Allah'ım. İlahi sizin ibadetinize ihtiyacım yok diyorsun. Ama biz senin rahmetine muhtacız Allah'ım. Bizi rahmetinden mahrum bırakma Allah'ım. Kapından kovma Allah'ım. Ravza-i Mutahhara'ya ve Kabe-i Muazzama'ya aşık bir topluluğuz. İlahi ne olur bizleri bu mekanlardan tard etme Allah'ım. Kovma Allah'ım. İlahi ancak senin sonsuz rahmetini istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım, lütfeyle Allah'ım, lütfeyle Allah'ım. Sen kitabında buyurmadın mı? Ketebe Rabbukum ala nefsihir rahme. İlahi rahmet çemberi içerisine almadın mı sen kullarını? Ve nehnu akrabu ileyhi min hablil Şah damarlarından kullarıma daha yakınım buyurmadın mı sen? Sebekat rahmeti ala gadabi, gadabımı rahmetim geçmiştir buyurmadın mı? Vallahu yuridu en aleikum Kapımda durup el açmanızı, tevbe etmenizi, günahlarınızı ağlamanızı istiyorum buyurmadın mı Allah'ım? Yuredullah en yukhaffif ankum wa khulidan lin sanu Allah hafiflemenizi, günahlarınızı, kirlerinizi, islerinizi, paslarınızı dökmenizi ve zayıflığını deklare etmesini ya Rabbi alemin sen istemedin mi? وَإِنِّي لَغَفَّارٌ <تَاب> İlahi günahlarından vazgeçenlerin, kapımda gözyaşı dökenlerin, tevbe edenlerin günahlarını bağışlayan benim demedin mi ya Rab? İlahi afuv olan sensin, gafur olan sensin, ilahi huzuruna geldik, bağışla ya rabbi şu mübarek gecede bir tek günahımız kalmayana kadar kapında ağlayacağız boynumuzu büktük başımızı büktük eşindeyiz ya rab bağışla ya rab affeyle ya rab merhametiyle ya rab ilahi küçüklüğümüzü cılızlığımızı zavallılığımızı mecnunluğumuzu Deklar etmek için buradayız... Küçükten hatadır... Af büyüğün şanıdır... Şanına yakışanı yapacaksın... Biliyoruz Allah'ım... Affeyle Allah'ım... Beratımızı ver Allah'ım... Günahlarımızı sil Allah'ım... Derecelerimizi yükselt Allah'ım... Hastalıklarımızı gider Allah'ım... Merhamet ver Allah'ım... Merham ver Allah'ım... Şifa ver Allah'ım... Çözüm ver Allah'ım... Kapındayız affeyle Allah'ım. Acziyet ve çaresizliğimizi ilan ederek geldik. Bağışla ya Rabbi. Biz kulların ubudiyet için yaratıldık. Ama haddimizi aştık. Affeyle Allah'ım. Çizgi ve sınırları taştık. Affeyle Allah'ım. Ve lekad kerremne beni. Adem mükerrem kıldık buyuruyorsun ilahi Vazifemize müdrik olamadık affeyle Allah'ım. Korona vebasını üzerimizden defeyle Allah'ım. Bütün ilahi sıkıntıları bizden refeyle Allah'ım. İlahi af gecesindeyiz, naz gecesindeyiz, tevbe gecesindeyiz, dua gecesindeyiz. İlahi Şaban-ı Şerif'in yarısında derat gecesindeyiz. İlahi cennetine doğru berat alanlardan eyle ya Rabbi İzzü Celal'in hürmetine ismi azamın hürmetine arşın kürsün hürmetine ilahi şu bu marek gecede amelleri makbul olan kullarından eyle ya Rabbi ilahi günahlarını ayıplarını defolarını sildiğin affettiğin bağışladığın kullarından eyle ya Rabbi ilahi Bizi narına atma ya Rabbi Ateşine koyma ya Rabbi Şu mübarek gece hürmetine ya Rabbi Ne olur sana secde eden yüzleri Narında yakma ya Rabbi Mabedine yürüyen ayaklarımızı Ateşine sokma ya Rabbi Kur'an'a bakan gözlerimizi Cahiminde yakma ya Rabbi ya İlahel Alemin nefislerimizi ıslah eyle, nesillerimizi ıslah eyle, gönüllerimizi ıslah eyle, kalplerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ya ilah Alemin kalplerimizde rızanı en baş köşeye koymayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Her türlü hastalıkları, kalbi hastalıkları kalbimizden söküp atmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Hasetten, fesattan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kinden, buzdan, adavetten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin evlerimize huzur ver. Çoluk çocuğumuza hidayet ver. Nesillerimizi muhafaza eyle ya Rabbi evimizde sevgi ve saygı çemberini oluşturmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Kitabın Kur'an'la dolmayı, kalplerimizi, evlerimizi, toplumlarımızı onunla doldurmayı, onun aşkıyla, feyziyle, muhabbetiyle gecemizi, gündüzümüzü aydınlatmayı bizlere nasip eyle ya Rab. Ehli Kur'an ile bizleri ya Rab. Ehli iman ile bizleri ya Rab. Habibin Muhammed Mustafa'nın izinden, sözünden, yolundan, çizgisinden, güzergahından ayırma ya Rabbi. İlahi onun ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Her biri bizi Hazreti Muhammed'in elçileri kıl ya Rab. Bulunmuş olduğumuz coğrafyalarda imanın Kur'an'ın simalarına, gönüllerine, hayatlarına, işlerine, ticaretlerine, siyasetlerine, her şeylerine yansımış olduğu mübarek kullarından ile Ya Rab. Ya İlahel Alemin razı olmuş olduğun kullarının arasına da bizleri idkali ile Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin şu mübarek günde ilahi ecellerin belirlenmiş olduğu, rızıkların belirmiş olduğu, takdir edilmiş olduğu şu mübarek günde ilahi ne olur huzuruna gelirken iman ile Kur'an ile kelime-i şehadetle ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i şehadetiyle huzuruna gelmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi ya ilahel alemin affetmiş olduğun bağışlamış olduğun Salihlerin arasına koymuş olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Dünya hayatını kalbine koyanlardan, dünyalıkları maddeyi kalbinin içerisine koyanlardan değil, ilahi onu ayaklarının altına alarak, infak ederek, ikram ederek, itam ederek, tebessüm ederek, sadaka vererek, teverru ederek, ilahi imkanlarını senin rızan için, davan için seferber ederek, cennetine doğru yol alan kullarından eyle ya Rab. Müminlerin hüsnü şehadeti istendiğinde, Hoca Efendi nasıl bilirsiniz bu mevtayı dediğinde, hüsnü şehadet alabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Allah'ım. İlahi kul hakkıyla huzuruna gelenlerden değil, tabut omuz alındığımızda ağırlık yapanlardan değil, kanatlanmış bir kuş gibi cennetine doğru yönelenlerden eyle Allah'ım. İlahiyen sevdiklerimiz, yavrularımız, kardeşlerimiz, ana ve babamız, amcalarımız, dostlarımız, can kardeşlerimiz, küreklerle toprağı üzerimize doğru attığında rahmeyle Allah'ım men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke sualleri sorulduğunda kolaylıkla Rabbim Allah Nebim Hazreti Muhammed Mustafa, dinim İslam, kitabım Kur'an diyebilmeyi bizlere nasip ve müyesser Allah'ım. En sevdiklerimiz çabucak toprakları üzerimize atıp bizden ayrıldığında ya yapayalnız kaldığımızda bize rahmet Allah'ım. Cennetin görevlerinin bekçilerinin kendine selam durduğu selamun aleyküm tıbtum, tertemiz oldunuz ey kutlu ve mutlu kullar, ey güzel müminler. Fedhuluha halidin, ebedi kalmak üzere Allah'ın cennetlerine girin demiş olduğu nidayı duyanlardan eyle ya Rab. Habibin Muhammed Mustafa'nın cennetin tokmağını açıp cennete girdiğinde onun ardından ayın on dördü gibi yüzleri parlayarak Cennetine girdirdiğin kullarından eyle Allah'ım. Habibin Muhammed Mustafa'nın Havzu Kevseri başında buluşanlardan, Sıddık-ı Ekberleri, Faruk Ömerleri, Ebazerleri, Azerleri, Mus'abları, Sa'd İbni Rebileri, Abdullah İbni Abbasları kucaklayan o sineye girmeyi bizlere de nasip ve müyesser Allah'ım. İlahi cennetinde cemalini görenlerden eyle Allah'ım. İlahi şu mübarek günde aylardan beri hatmi şerifler yapıldı. Salatü selamlar getirildi. Kelime-i tevhidler çekildi. İlahi hatemattan hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat. Fahri kainat. Peygamberlerin ilk nurusun zuhuru. Akıllarımızın mihrakı gönüllerimizin iştiyakı, yüceliklerin mihrabı, hikmetlerin mizabı, lahutun fermanı, nasutun burhanı, vicdanlarımızın meşalesi, hak musikisinin en, gözü en güzel, en özel, en kutlu sesi, vahyu ilhamın değişmez, ebedi kürsisi, saadetin bekayı tutan dersi, zeminü zamanın baharı, kainatın medanı iftiharı, hakkaniyet ve kemalin kendisi, dünya ve ahiretin efendisi Ebel muhammeden Muhammedenil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin bütün enbiya-i zam ve resul i kiram aleyhimussalatu vesselam hazaratının ulemanın, sulahanın fuzalanın ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi, ya ilahel alemin bütün dava büyüklerimizin merhum hocamızın ve şu mübarek davada hizmet ederken ruhunu sana teslim eden dava kardeşlerimizin ruhları hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ekranları başında şu berat gecesinde duamıza amin diyen bir cümle kardeşlerimizin, ölmüşlerimizin, ölmüşlerinin, geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. İlahi Habibin Muhammed Mustafa'na onları da bizleri de komşu ile ya Rabbi, ya ilahi bugün ekranları başında olan kardeşlerimizle birlikte şu berat gecesinde berat almadan duamızı bitirmeyeceğiz Allah'ım. İlahi ne olur şu gece madem ki af gecesi buyurdu Habibin Muhammed Mustafa'n ilahi, ilahi rahmetinle tecelli ettin üzerimize meleklerini imrendirerek Uşhidukum ya melâiketi bi gad Ey meleklerim şahit olun Elini açan, gönlünü açan, kanatlarını indiren, eşiğimde duran, boynunu bükmüş, başını düşürmüş olan şu kullarımı affettim.'' مغفرة التم إلهي ويرمش الله كل ربي آمين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة رحمة Bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayının habercisi Berat Kandili Özel Yayını Hayata Müslümanca nasıl bakarız? Müslümanın günlük hayatını tanzim ederken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Sosyal medya ve sanal dünya sarmalı içerisinde Müslüman vaktini daha iyi nasıl değerlendirebilir? Fert, aile, toplum ilişkilerinde ölçü ve duyarlılık ilkeleri nelerdir? Manevi yaşamımızı zenginleştiren, günlük yaşamımızda bize rehberlik eden, gönlümüze seslenen Gönül Sohbetleri programı her gün Avrupa saatiyle 19'da Camia TV'de.